Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geri sayım tekrar başladı. Nerede kalmıştık Hüseyin hocam? Antika Şipyard'da uçuyorduk. Uçmaya devam edelim. Sleep Yavuz mücadelesi tekrar başlıyoruz. Şimdi oyuncular tekrar yerlerini aldı. Saat 2 yönünde Yavuz mavi zörgümüz ve saat 5 tarafında da Sleep kırmızı protosumuz. İşçilerini üretmeye başladılar. Yavaş yavaş ısınıyorlar. APM'lerini teker teker spamlıyor. Yavuz çok enerjik görünüyor. Biraz daha sakinsizlik. Ne diyorsun? Evet, Yavuz'a baktığımızda zannedersem elini ısıtma amacıyla şu anda yaklaşık 200 APM çıkarmakta olduğunu görüyoruz. Nasıl yapıyor bunu açıkçası gerçekten merak ediyorum. Buna karşılık Sleep'e baktığımızda bir miktar daha rahat olduğunu söyleyebiliriz. Oo, acaba bir iki gate'den bir saldırı yapacak mı dersin yine Sleep? Evet, şu anda Sleep adeta onun imzasını taşıyan bir açılış yapmakta. Gördüğünüz gibi ileri atmış durumda pylon'ını. Bunu bir forge expand şeklinde mi kullanacak, yoksa buraya ofansif olarak iki tane gateway mi atacak? Bunu birazdan göreceğiz ki oyunun kaderini de büyük ölçüde bu belirleyecektir. Ama Yavuz birazcık şanslı gibi gözüküyor bu oyun. Doğrudan rakibinin üstüne doğru ilerlemekte şu anda drone'uyla. Dolayısıyla Sleep'in ne yapmakta olduğunu oldukça erken bir şekilde fark edecek. Ki bu da StarCraft'ta kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark anlamına geliyor, değil mi Hüseyin hocam? Evet, Yavuz erken bilgi alıyor şu an. Bakalım bu binayı şu an, evet, Forge atıyor. Forge tercihde bunu. Belki de Yavuz'un drone'u orada olduğu için böyle tercih yapmış olabilir. Belki de diğer haritalara göre biraz daha küçük olduğu için bu harita. O yüzden de iki gateway'i denemek istememiş olabilir. Evet, şu anda iki tarafta birbirinin ne yaptığının tamamen bilincinde. Gördüğünüz gibi Sleep ilk işçisiyle Yavuz'un üstünde can sıkıcı olmaya başlamış durumda. İşçilerine saldırıyor ve birazcık da aslında dikkatini dağıtıyor bir yandan da Yavuz'un. Buna karşılık Yavuz da işçisiyle birlikte hıncını Sleep'in pylon'ından çıkartıyor. Eğer yeterince uzun bir süre dövmeye devam ederse bu pylon'ı, belki de başarıyla alabilir de. Sleep şu anda bir işçisini çekiyor bu noktaya. Mineralinin birikmekte olduğunu görüyoruz. 400 mineral biriktiğinde burada bir üs almaya çalışacak. Ama Yavuz da bunu engellemek için elinden geleni yapıyor gördüğünüz gibi. Şu anda drone'uyla ikinci bir üssü engellemekte. Sleep buraya bir savunma hattı kuracak gibi gözüküyor hızlı üstünü alabilmek için. Gördüğünüz üzere ilk pylon'ı atmış durumda. Ama henüz bir gateway görmüyoruz. Buraya Nexus'unu atması gerekiyor ama Yavuz bu işi oldukça zorlaştırıyor. Ve şimdi sonunda Nexus'u atmayı başarıyor Sleep. Hemen akabinde burada bir gateway izleyeceğiz. Ve duvarını tamamlamaya çalışacak Sleep. Evet, gateway de geliyor. Ve bu şekilde yavaş yavaş savunma hattını kurmakta bu bölgeye. Buna karşılık Yavuz'a baktığımızda ilk Zerglinglerinin sahaya indiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada benzer bir şekilde aynı pisliği diyelim Sleep de yapıyor. Yavuz'un hızlı bir şekilde ikinci üssünü almaması için burada pylon'ını atmış durumda. Bunun düşmesiyle birlikte benzer şekilde Yavuz da ikinci üssünü alacak. Oldukça ekonomik odaklı bir açılış izliyoruz Hüseyin hocam. Ne dersin, nasıl devam eder bu oyun? Üst savaşları gibi başladı. İki tarafta doğal üssünü alıyor şu an. Yavuz biraz daha geride. Beklenmeyen bir şekilde biraz daha geride. Sleep savunma hattını kuruyor. Linkler şu an yoklamaya gidiyorlar. Oradan geçebilirlerdi geçmesine ama çok kayıp edeceklerdi. Şu an hiç geçemeyecekler. Cyber Core Pylon'u da kapatmayı bildi Sleep orayı. Çok kısa bir alan kalmış. Oradan da geçmeleri çok mümkün olmayacak. Çünkü Spoton orada tek başına bile yeterli bir savunma bu 4 tane Zergling için. Evet, her iki atışta bir Zergling'i avlayabiliyor bir Photon Cannon. Ki burada zaten Sleep işçisini tutarak adeta bir kapıcı sıfatı takmış durumda bu işçisine. Şu anda Nexus'unun bitmesiyle birlikte işçilerini ikinci üstüne transfer etti. Buna karşılık Yavuz bir miktar geriden geliyor. Onun hatch henüz bitmiş değil. Arkada üretimlere baktığımızda Yavuz'un hızlı bir şekilde işçilerini basmaya devam ettiğini görüyoruz. Ve bir Evolution Chamber görüyoruz şu anda Yavuz'dan. Dolayısıyla acaba hızlı bir şekilde upgrade'lere mi yönelecek, geliştirmelere mi yönelecek? Ne dersin Hüseyin hocam? Bir Stargate oyunundan endişe ediyor da olabilir. Belki Spore Crawler'lar yaparak bunu kullanacaktır. Yalnız çok fazla gaz biriktirdiğinin farkında mı ya da bunu bilerek mi biriktiriyor anlamış değilim.
Evet, şu anda bir Banning Nest görüyoruz. Belki buradan artı bir upgrade'ini yaparak, artı bir geliştirmesini yaparak daha etkili Banning'ler üretmeyi düşünüyor olabilir. Ki evet, şu anda artı birin geldiğini görüyoruz. Zannedersem ufukta bir Banning bas var Hüseyin hocam, ne dersin? Bunu deneyecek mi hakikaten? Bakalım, çünkü oraya birkaç sentry ile gayet etkili bir şekilde savunabilir Sleep. Bundan aslında haberi var mı, olacak mı? Ben o birazcık da kişisel gözlemimi söyleyeyim Yavuz hakkındaki. Aynı klende bulunduğumuz için oyununu az miktar da olsa tanıma şansını erişmiştim. Ve Yavuz aslında Zerg'ü oldukça agresif oynayabilen bir oyuncu. Ve Banning Bust tarzı oyunlara da çok yabancı değil. Zannedersem şu anda Sleep'in bu makro ağırlıklı açılışının bilinciyle burada bir Banning Bust yapmayı düşünüyor gibi geliyor bana. Fakat buna karşılık Sleep'e baktığımızda 2 Stargate var bu arada Sleep'te. 2 Stargate attığını görüyoruz. Dolayısıyla hava ünitelerine yönelecek Yavuz'un aksine. Ve eğer Yavuz kısa süre içerisinde layer'a çıkmazsa buna karşı hiçbir şey yapamayacak. Gördüğünüz gibi defansif amaçlı olarak Spore Crawler'lar kullandığını görüyoruz. 2 üstünde de birer adet Spore Crawler var. Bu tabii aslında işini birazcık güvenceye almakla ilgili bir durum. Soru işareti artı bir geliştirmesi bittiği zaman ortaya çıkacak. Acaba Yavuz bu zamanlamayı kullanacak mı? Yoksa hakkından başka şeyler mi geçecek? Bunu birazdan anlayacağız arkadaşlar. Sleep'in üstüne geri döndüğümüzde şu anda bütün gazlarını almış durumda. Stargate'ler adeta bütün gazını şu anda sömürüyor Sleep'in topladığı. 4 adet gaz topluyor. Buna karşılık Yavuz da 3. gazını yeni almakta görüyoruz. Ana üstündeki 2 gazı da kullanıyor ve hızlı bir şekilde layer'a geçtiğini görüyoruz. Evet, gerçekten şu anda oyunun nereye gideceğini kestirmek çok güç. Ama Sleep'in üstüne baktığımızda Void Ray sayısının ürkütücü boyutlara ulaşmaya başladığını görüyoruz. 5 olacak ve bu 5 Void Ray ile oldukça fazla zarar verecek, çünkü çok bir savunma hattı yok buna karşılık. Sadece 2 üstünde de birer tane Spore Crawler var ama bunlar çok büyük bir alanı savunmuyor ne yazık ki. Ve ne yazık ki şu anda baktığımızda bir Roach Worm görüyoruz Yavuz'dan. Oysa ki Roach'lar ne yazık ki bu Void Ray'lere karşı hiç faydalı olmayacak. Şarj etmeleriyle birlikte bu Void Ray'ler Spore Crawler'ları adeta çıtır çerez gibi avlayacaktır. Şu anda 3 tane atmaya başladığını görüyoruz Yavuz'un. Kaldırdı, altlarına götürüyor ama adeta yem etti. Belki de birazcık zaman kazanmaya çalışıyor diğerlerinin bitmesi için. Sleep şu anda Spawning Pool'a odaklıyor. Bu ne derece doğru bir tercih bilemiyoruz ama Yavuz'un şu anda havaya karşı savunacak hiçbir ünitesi yok. Ünitelere baktığımızda 42 drone ve 9 Zergling'de Yavuz'un şu anda çok sıkıntılı anlar yaşamakta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Spore Crawler'larını bir bir kaybetmekte ki Sleep'in Void Ray sayısı şu anda kontrolden çıkmış durumda. Baktığımız zaman yolda bir adet Void Ray daha görüyoruz. 7 tane 2 adet Void Ray daha. Bu arada ben Hydra disklerini kaçırdım. İkinci üstünün oraya atmış. Aslında bu çok mantıklı bir hareket. Çünkü ana üstünü bu gidişle Yavuz kaybedecek gibi gözüküyor. Ne dersin Hüseyin hocam? Evet, görünen o Hydra diskler bile yeterli kalmayabilir. Çünkü çok ayrı yakalandılar. 4 tanesi de temizleyebilirse eğer önü açılacaktı. Arkadan 5 tane daha geliyordu. İyi bir tercihte bulundu burada geriye kaçmak için ve miklamak için. Çünkü Hydra diskler dışında oldukça yavaş. Ve hidralisklerin eğer menzil geliştirmesini yapmazsanız Void Ray'lerin gerisinde kalıyor. Sleep birazcık da bunu kullanmak istedi. Şu anda baktığım zaman bunu yapabilecek bir durumu yok Yavuz'un. Çünkü Layer'ını da kaybetti. Layer'ını tekrardan ikinci üstünde almak durumunda kalıyor. Ve kaynak toplama durumuna baktığımızda 52-38'lik Sleep'in üstünlüğünü görüyoruz. 1500'e 800'lük bir dengesizlik durumu söz konusu. Peki Sleep bu durumun devamını nasıl getirecek? Aman tanrım, şuraya bakar mısın Hüseyin hocam? Sleep'in ikinci üstünün orada bir cannon tarlası görüyoruz. Ve yolunu açmak için şu anda kendi gateway'lerini dövmesi gerekiyor. Arkaya bir miktar ünite warp ediyor. Bunların sentry olarak tercih edildiğini görüyoruz. Zannedersem Sleep bir süre daha hava ordusunda kararlı olacak gibi gözüküyor. Ana üstüne baktığımızda şu anda tam da bu dediğimi yalancı çıkarmak için çok fazla sayıda gateway attığını ve bir Robotics B geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Colossus'larına başlayacak gibi, aynı zamanda bir Fleet Beacon var.
ve Nexus'un üzerinde mavi ışığı görüyoruz. Bu ne anlama geliyor Hüseyin Hocam? Mothership yavaş yavaş ışınlanmak üzere. Evet, çok kısa bir süre sonra ana gemiyi savaş alanında göreceğiz ve adeta yavrularını kucaklar bir şekilde ordusunun üstünde uçmaya başlayacak. Bununla da sınırlı kalmıyor Sleep. Aynı zamanda üçüncü üstünü alıyor. Bir yandan da heyecanlı bir şekilde Void Ray'lerini mikroluyor ama zannedersem bu hidralara karşı en azından Creep üstünde çok da fazla şansı olmayacaktır. Baktığımız zaman Yavuz şu anda hidraları için menzil geliştirmesini de yapmakta. Lair'ı bitmiş durumda. Roach binasını tekrar alıyor. Üçüncü üstünü almaya çalışıyor. Ama işi birazcık zor gözüküyor. Bakalım burayı besleyebilecek mi, kurtaracak mı üçüncüsünü, ama zannedersem kurtaramadan iptal etmek durumunda kalacak. Sleep vurkaç şeklinde hasar verip alandan uzaklaşıyor. İkinci bir cancel, ikinci bir iptale zorladı. Hydralar Void Ray'leri avlamaya çalışıyor. Sleep zannedersem gereğinden fazla hasarı şimdiden verdi değil mi Hüseyin Hocam? Şu an üçüncüsünü de tamamlamış durumda Sleep. Oraya fotonlarla gerekli savunma hattını kuruyor. Void'leriyle oldukça fazla hasar verdi ve Yavuz bunu çok iyi savunamadı ve hani bunu cezalandıramadı da, sadece bütün ekonomisini Void Ray'e yatırmasını cezalandıramadı. Bu durumda oldukça geride nasıl geriye yine öne geçecek? Bu hakikaten zor bir soru. Bir taraftan Mothership de şu an tamamlanmış durumda. Colossus'ları çıkıyor. Bir Templar Archives görüyoruz. Artık Sleep her şeyi yapıyor. Her teknolojiyi kullanıyor. Her şeyin antisini yapıyor şu an. Evet, Sleep'i ilk turda GG Cup'ın ilk maçında Yavuz elemişti ve zannedersem Sleep bundan sonra çok iyi odaklanmış oyuna. Yavuz'u zannedersem çok iyi çalışmış. Şu anda intikam intikam sesleriyle Protoss ordusunun ilerlemekte olduğunu görüyoruz. Mothership adeta kucaklıyor yavrularını, gördüğünüz gibi görünmezlik kazandırıyor onlara. Yavuz'un şu anda kayda değer bir ordusu yok. Baktığımız zaman neredeyse yarı yarıya olduğunu görüyoruz ordu değerlerinin. Ve Spire şu anda yolda. Corruptor'lar çok etkili olacaktır Mothership'e karşı. Ve tabii ki Void Ray'lere karşı da. Aynı zamanda Colossus'a da karşı. Dolayısıyla zannedersem doğru bir tercih yapıyor Yavuz. Ne dersin? Evet, Yavuz antilerini yapmaya çalışıyor ama bir adım geride olduğu için, ivmesi biraz daha zayıf olduğu için zayıf kalıyor. Hani yavaş kalıyor. Şu an Yavuz bir changeling ile ordunun durumunu gayet iyi görebiliyor. Bütün her şeyi görebiliyor olan biten. Artı bir upgrade'leri tamamlanmış durumda Hydralisk ve Roach'lar için. Protoss tarafına baktığımızda artı bir upgrade'i görüyoruz sadece. Saldırı upgrade'i. Hava ünitelerinde henüz bir upgrade yok derken Mothership ile arkadaşları şu an yavaş yavaş ilerlemeye başlayacak gibi görünüyor. Changeling aralarına dolaşıyor, onlardan biriymiş gibi. Hala fark etmiş değil bu Sleep. Evet. Bakalım bu savaşı kim alacak? İşin közüsü Yavuz şu anda başına geleceklerden tamamen haberdar ve ne yazık ki göre göre Sleep'in ordusu Yavuz'un şu anda üstüne doğru ilerlemekte. Yavuz buna karşı ne gibi bir önlem alabilir? Elinden ne gelir? Bunu kestirmek çok zor. Baning'ler şu anda yuvarlanıyor. Archon'lar çok güzel tamponluyor. Void Ray'ler charge olmuş durumda ve bir Vortex görüyoruz. Şu anda Yavuz'un ordusunu ikiye ayırdı. Yavuz akıllıca davranarak ordusunun geri kalanını da buraya atıyor ama içeri giren son üniteyi gördün mü Hüseyin Hocam? Bir Archon da kendilerine katıldı. Bir Archon da kendine katılıyor ve bu tabii ki Splash hasarı yüzünden çok fazla zarar verecektir. Şu anda Zerg ordusunun hızlı bir şekilde erimekte olduğunu görüyoruz. Bakacak olursak Good Game'i görüyoruz. Bir tebrik edelim. İlk maçın galibi Sleep. 1-0 öne geçiyor. Oldukça motive oyuna. Ve görünen o ki güzel bir seri izleyeceğiz. Ne dersin Hüseyin Hocam? İlk maç gayet eğlenceliydi. Sürpriz bir şekilde Void Ray'leriyle maçı koparmasını bildi aslında Sleep. Daha sonra ki süreç aslında beklenenin habercisiydi. Şimdi hemen bir sonraki haritamızı açalım. Evet arkadaşlar, ikinci haritamız Saldar İmaltar olacak. Yine büyük ihtimalle geniş bir harita, belki makro oyuna müsaade edecek bir harita olacaktır. Birazdan bunları göreceğiz. Çok kısa bir süre içerisinde serinin ikinci roundunda birlikte olacağız.